Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bir açıklama yapar mısınız bu konuyla ilgili? Görüyorsunuz yani derede bir atıklar, şişeler, efendime söyleyeyim pet şişeleri var. Bir de farkındalık yaratmak için sporcularımızla birlikte bu şekilde bir şey düşündük. Buradaki çocukların amacımız... düşmesi risk tekabül ediyor mu? Ayaklarında herhangi bir şey yok. Aşağı düşseler, kapalarını kırsalar, kalçalarını kırsalar. Burası evet. Biliyorsunuz spor alanı değil. Şu anda bu taraftan mı bakıyorsunuz? Bu taraftan bakıyoruz şu anda. Yani bir şey olmadı şu ana kadar. Bir şey olmadı o zaman. Hayatın her anı risktir baktığı zaman. Tamam risk. Çocuk ağaca siz bunun, kalmaya siz bunun şeyini istedim. Alıyorsunuz, sorumluluğunu alıyorsunuz. Alıyorum. Bu sorum tamam, okey. Alıyorum. Ya, fakat şöyle de bir şey söyleyeyim. Heh. Yani burada bu kadar güzelliği görmeyip de farklı yok, bakmaya bakın, da çok üzüldüm. Burada 10 yaşında çocuklar var. Bunların neyse, sorumluluğunu alıp çayın içerisine oturtturuyorsunuz ve buna çevre faaliyeti diyorsunuz. Doğrudur. Sizin bakış açınız çok bakış farklı. Bakış açımız değil. Sizinle hiç muhatap olmuyorum. Hayır, muhatap tamam olmayın. Bizde yani yanlış çok, bir bakış açımız yok. Biz de o çocukları sizin kadar düşünüyoruz. Ya, biz de düşünüyoruz. Yanlış bir şey oluyor. Biz de düşünüyoruz. Şu yaptığınız yanlış bir şey. Orada ne vardı? Ne vardı? Ne vardı söyleyeyim. Çıplak ayak çocuklar orada duruyordu. Orası komple kaygan bir zemin. Yok kendine iyi bak. Tamam. Tamam siz de bakın. Siz böyle bir faaliyet olmaz. Tamam siz sadece provokatör. Hayır ben provokatörlük tamam, değil. Bak hayır. Işine. Ha bak işine. Sen de bak işine. Ha, terbiyesiz olduk şimdi. Güzel, buyurun tamam, evet tamam, kesinlikle. Bu kadar güzelliği bak, görmüyorsun. Kesinlikle buyurun. Bak, buyurun. Bak, şeye bak. Hayır hayır. Evet buyurun. Evet göründüğü üzere önlem alınmadan 10 yaşındaki çocuklar derenin içerisine salınıyor. Ve bunu yapan da bir hoca var. Başlarındaki hoca ayaklarındaki spor ayakkabılarıyla çocukların düşme riski olan bir derede çevre faaliyeti yürütüyorlar. Böyle çevre faaliyeti olmaz. Buradaki çocukların herhangi birinin içeriye düşmesi durumunda yaşanabilecek tüm sorumluluğu Hendek Belediyesi ve hocaları üstlenecek. Buyurun efendim. Buyurun. Derme çatma yöntemlerle temizlik yapılıyor. Hendek çayı spor faaliyeti ve temizlik faaliyeti olarak çocukların düşmesi göz önünde bulundurularak faaliyet yürütülüyor. Hiçbir önlem alınmadan yapılan bu faaliyet kabul edilemez.